Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak istiyorsak ne yapmalıyız? Onu anlatmaya çalışacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberleri tanımak istiyorsak onları Kur'an ayetlerinde bulabiliriz. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak istiyorsak onun getirdiği kitabı okumalıyız ki Peygamberimiz nasıl bir insandı, hayatını nasıl düzenliyordu, Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliriz bunu. Hani hemen hemen hepinizin bildiği bir hadis vardır. Hazreti Ayşe Peygamberimize canlı Kur'an demiştir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını Kur'an-ı Kerim'den gelen vahiy ile düzenliyordu. Bilirsiniz birçoğunuz Kur'an birdenbire inmemiştir. Peygamberimizin hayatına yayılmıştır adeta. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını Kur'an'dan gelen vahye göre düzenlemiştir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi getirdiği tebliğe, Kur'an'a aykırı davranışlar sergilemesi, sözler söylemesi mümkün değildir. Hakka suresi 46. ayette Allah şöyle buyurur: "Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık, sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel olamazdınız." Yani bu ayetin karşılığı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden bir söz uyduramaz ve Kur'an'a aykırı bir kelime söyleyemezdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi sağken sözlerinin yazılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Ama kendisi vefat ettikten 100-150 yıl sonra bazı sözler yazılmıştır. Bunların içinde Kur'an'a aykırı, yaratılışa aykırı, insan doğasına aykırı sözler vardır. Şimdi sen dininin anayasası olan Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan sözü kabul etmezsen sana neler söylerler? Seni din dışı olmakla, peygamberi tanımamakla suçlarlar. Şimdi peygamberin getirdiği kitaba aykırı olan şeyi ben nasıl kabul ederim? Peygamberimiz vefat ettikten sonra yüzyıllar içine yayılarak çok karanlık siyasi iktidarlar olmuştur. Kendi siyasi iktidarlarına ve emellerine uygun sözler yazmışlardır. Bunun altına da hadis yazınca dokunulamaz olmuştur. Bunların içinde Kur'an'a uygun olanlar da vardır. Kur'an'la taban tabana, yaratılışa taban tabana zıt olan hadisler de vardır. Size şöyle örnek verebilirim. İnsanlık tarihi boyunca yüzlerce sahife, yüzlerce peygamber, büyük kitaplar, büyük peygamberler gelmiştir. İnsanoğlu bu sözleri tahrif etmiştir. Bunlar da Allah'ın sözleriydi. Allah'ın sözlerini tahrif edecek kadar zalim olan insanoğlu peygamberimizin sözlerini mi tahrif edemeyecekti? Peygamberimiz peygamber de olsa sonuçta bir insandı, bir kuldu. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman peygamberlerin ne kadar insan olduğunu görürsünüz. Peygamberimizden de bahsederken, diğer peygamberlerin kıssalarından bahsederken, onların insani davranışlarından bahseder. Onların ne kadar insan olduğunu Kur'an okuduğunuz zaman görürsünüz. Ama bu sonradan yazılmış sözlerin çoğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi insanüstü bir varlık olarak gösterirler ama kendileriyle de çelişirler. Mesela Peygamberimizin yaşamından bazı örnekler vereyim. Peygamberimize zulüm etmediler mi? Kendisini taşlatmadılar mı? Kendisine kılıç sallamadılar mı? Peygamberimizi hatta öldürmeye kalkışmadılar mı? O yazılmış sözlerde bunları da anlatırlar ve kendileriyle çelişirler. İnsanüstü bir varlığa bunlar yapılamazdı. Peygamberimizi tanısalar, ondan örnek alsalar, iftira atamazlardı, yalan söyleyemezlerdi, göz göre göre haram yemezlerdi, adaletli olurlardı, işi ehline verirlerdi, zina yapmazlardı, düşmanına karşı bile merhametli olurlardı. Zekatı düzgün verirlerdi, Kur'an-ı Kerim'in söylediği gibi kendinden fazla olanı verirlerdi. 40'ta 1 diye bir hikaye, 50'de 1 diye bir yalan çıkarmaz, onun da neresinden kaçacağını şaşırmazlardı. Kur'an'ın içeriğini insanlardan gizlemezlerdi. Şimdi sizlere peygamberlerin ne kadar da insan olduğuyla alakalı Kur'an ayetini okuyorum. İsra suresi 94. ayette kendilerine kurtuluş rehberi geldiği halde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir.
95. ayet. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı, elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah, peygamberlerin yaptığı hatalardan bahseder, onlara yaptığı uyarılar yazar. Bizim peygamberimize de uyarılar vardır. Bizim peygamberimizin yaptığı hatalardan bahseder. Hatta bizim peygamberimize çok sert ifadeleri, çok sert uyarıları vardır Allah'ın. Yani peygamberi seviyorsan, hayatını onun hayatıyla örneklendireceksen, öncelikle onun getirdiği tebliği, Kur'an'ı okuyacaksın ki o peygamberi tanıyasın. Peygamberi çok sevdiğini iddia eden, onun getirdiği vahye aykırı ne varsa hepsini yapan sahtekarların dediği yoldan gidersen, peygamberi tanıman mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda peygamberlerden bahsederken insanların içinde en salih, en seçkin insanlar olduklarından bahseder. Ama sonuçta insandır. İnsanüstü bir varlık değildir peygamberler. Sonuçta peygamberi seviyorsan, onun hayatıyla kendi hayatını örneklendirmek istiyorsan, onun getirdiği vahyi okuyacaksın ki o nasıl bir hayat yaşamış, onu oradan öğreneceksin. Ben şu kadar iddialıyım. Peygamberimi ben Kur'an-ı Kerim'i okuyarak tanıdım. İnsanların attığı yalanlarla, iftiralarla değil. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.